be strong. Merhaba arkadaşlar, genel tekrar ve konuları pekiştirmek için hazırladığımız konu tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Bu dersimizde 6. sınıf kümeler konusuyla ilgili soruları çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez diyor. Yani 3 tane küme belirten şıkkımız var, bir tanesi küme belirtmiyor. Kümenin net bir şekilde tanımlanması gerekiyordu. En iyi oyuncu. Şimdi bu sana göre bana göre değişebilen bir şeyse küme belirtmez. Akdeniz bölgesinin illeri. Ben buraya tek tek illeri yazabilirim. Yani 14 tane şehir var. Tabi bazı şehirlerin bazı ilçeleri Doğu Anadolu'da kalabiliyor. Ama 14 tane şehrimiz var. Net bir şekilde kaç şehir olduğunu söyleyebiliyorum. Uçan kediler var mı, böyle bir şey yok. O zaman bu mesela boş küme olacak. Sonbahar ayları. Burada da toplam 12 ayımız vardı. 4 mevsim, 12 bölü 4. 3 tane ay var net bir şekilde. Hangileri olduğu belli. Ama en iyi oyuncu sana göre bana göre değişebileceği için. O yüzden A şıkkı küme belirtmez. Geçtik ikinci sorumuza. Aşağıda verilen B kümesi için hangisi doğrudur? Şimdi buraya baktığımızda noktayla gösteriliyordu. Venn şeması diyorduk buna. Noktayla gösteren bir eleman. O zaman Atahan kelimesi bir elemanımız. O zaman burada bir elemanlı olduğu için doğru cevabımız direkt çıktı. Buradaki gösterim B kümesinin eleman sayısı demek. Eleman sayısı kaç tane nokta var orada? Bir tane nokta var. Yani Atahan kelimesi bir tane eleman. Burada A harfi elemanı değil B'nin. Atahan elemanı B'nin, yanlış. B'nin 4 tane elemanı vardı. Hayır, biz bir tane olduğunu bulduk. Zaten bu iki şık ya A ya D olacağını da gösteriyor bakın. Sonra aynı harften A'yı bir kere T'yi bir kere yazarak yapmış. Biz Atahan kelimesinin harfleriyle bir küme oluşturun deseydik gösterim bu olurdu. Ama bizim kümemizde sadece Atahan kelimesi var. Buraya bütün halde Atahan'ı yazması lazım. O yüzden bu da yanlış. Doğru cevap D. Haziran sözcüğünü oluşturan harflerin kümesi B. Evet, bu soru deminki gösterdiğimiz gibi küme parantezi şeklinde yapılacak soru. Aralık sözcüğünü oluşturan harflerin kümesi de C olsun diyor. Buradaki elemanları biz yazacağız. Aynı harfi tekrar eden harfleri bir kere yazıyoruz. 2-3 tekrar etse bile bir kere yazacağız. Burada B kesişim C kümesinin eleman sayısı. Biz bu ters U gibi harfe kesişim diyorduk. Kesişim demek ikisinin de ortak elemanı olacak. Ortak elemanlar kaç tane ise onun sayısını soruyor bize. Haziran kelimesinin harflerini yazalım. Haziran kelimesinin harflerini yazıyorum. Haziran. Ama A'yı bir kere kullandığım için bir daha yazmadım. Bir de N var. B kümesinin elemanları bunlar. 3-6 tane. Normalde bizim kelimemiz 7 harfli ama hepsini yazmadık. Çünkü A kelimesini 2 kere kullanmış. A elemanından bir tane yazmam gerekiyor küme gösteriminde. Aralıkta da aynısını yapıyorum. A, R, A'yı yazamam, A'yı kullanmışım. Aralıktaki L var, I var ve K var. Burada kesişimini sorduğu için ortak elemanları yapacağız. Evet, H yok. A'lar ortak. Z yok. I yok. R ortak. N yok. Zaten aynı şeyler gelecek buradan da bir daha bakarsak. A ve R bizim İkisinde de olan ortak elemanımız olduğu için cevap 2. Geçtik bir sonraki sorumuza. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen A kümesinin elemanlarını vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B'de 2, 4, 6, 8. Hangisi yanlıştır? SA yani A elemanının, A kümesinin eleman sayısı. Burada sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru. B'de sayıyorum 1, 2, 3, 4. Doğru. A kesişim B diyor. Biz A kesişim B ve A birleşim B'yi bir bulalım o zaman. A'nın hepsini yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırayla olduğu için. Bakıyorum bunlardan 2, 4, 6 zaten B'de var. Bir kere daha yazmama gerek olmayacak. Bir de 8 var. Birleşim bu. Tabii biz buraya kesişim demiştik. Şunu birleşim yapayım. Yanlış olmasın. Hepsini aldığımız birleşimdi.
İkisinde ortak olanları aldığımızda kesişim kümesi oluyor. İkisinde ortak olanlar ikiler ortak bakın. Dörtler ortak ve altılar ortak. O zaman 2, 4, 6'yı da kesişim kümesine yazdık. Kesişimlerin elemanı 3. Birleşimin elemanı 7 olması lazım. Burada 10 dediği için yanlış cevap. Hemen 5'e geçtik. Olduğuna göre aşağıdaki kümelerden hangisi A birleşim B kümesine eşittir? 12'nin doğal sayı bölenlerini bulmamız lazım. Hemen 12'nin bölenlerine bakıyorum. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Başka da olmayacağı için yani buradaki elemanlarımız 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Bize birleşim kümesi diyorsa bunların hepsini almamız lazım. Şuraya yazalım. A birleşim B. Bir defa 0 var mı? Yok. 1 var. Bakın şu şıkkı eledik. Sonra zaten burada 2, 3, 4 diye gidiyor. 2, 3, 4. Bunları aldık. 2 ile 3'ü aldık. Burada 5 ile 7 var. Bu o zaman 5'i de alacağız. Bunda 5 yok ama burada olduğu için birleşimde hepsini alıyordum. 6 var burada. Sonra burada 7 var. Sonra bir de 12 var. O zaman cevabımız çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 12 olan C şıkkı A birleşim B kümesine eşit olacak. Geçtik hemen 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi boş küme belirtir? Haftanın C harfiyle başlayan günleri var mı böyle günler? Var. Cuma, cumartesi. Bir tane bile olsa zaten boş küme olmadığını anlıyoruz. Burada boş küme sembolünü küme parantezinin içine koymuş. O zaman şuradaki sembol bir eleman oluyor. Bize direkt eşittir boş küme ya da eşittir böyle küme parantezi yapıp bıraksaydı bu ikisi boş küme demekti. Ama küme parantezinin içine boş küme sembolünü koyarsak bu sembolün bir elemanı olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden bu da boş küme belirtmez. H harfiyle başlayan aylar Haziran ayı var. Bir tane bile bulmamız yetecek. 9'dan büyük rakamlar, rakamların en büyüğü 9'du. 0'dan 9'a kadar olanlar rakam oluyordu. 0, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9'dan büyük 10 var. 10 bir rakam değil. 1 ve 0 rakamlarından oluşan bir sayı olacağı için boş küme belirtecek son şık. 7'ye geçtim. Yukarıdaki listede yer alan meyveleri küme ile gösterimi hangisi olabilir? Şimdi bakıyorum. Muz, mandalina, muşmula. Buraya bakıyorum. Muz, mandalina, muz demiş. Kümenin elemanlarında bir defa muşmulayı koymamış. Muzu da iki kere yazdığı için bu yanlış. M harfi ile başlayan meyveler. M harfi ile olan tüm meyveleri yazması lazım. Muz, mandalina, muşmulayı göstermiş burada zaten. Doğru cevabımız bu şekilde geliyor. Son şıkkımızda muz, mandalina, muşmula var. Burada harfleri büyük küçük olarak bakın farklı yazmış. Tıpatıp aynısını yazması lazım. Muzun M'si burada küçük olduğu için olmuyor. Mandalina'nın M'si küçük. Yani tıpatıp burayı resim gibi, sembol gibi düşüneceğimiz için. Venn şeması da kabul olmayacak. C şıkkı doğru cevabımız olacak. Böylelikle kümeler konusuyla ilgili kontarama testimizin sonuna geliyoruz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kontarama testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.